Herkese merhabalar. Bugün Motion Gen programına devam ediyoruz. Üçüncü bölümle. Önceki dersimizde buradaki şekilleri görmüştük. Bugün sağ taraftaki menüden devam edelim. Şimdi şuradaki aracın üzerine tıklayıp şöyle bir çubuk aldık. Bakın bunun ortası boş. Bunun içerisinde gidip gelecek bir mekanizma oluşturacağız. Bunun için şu simgeye tıklıyoruz ve buradan tekrar alalım. Şöyle iki tane kol oluşturduk. Oluşturduğumuz bu kolu şu ayağını sabitleyelim. Ardından bunu da sabitliyoruz. Bir de bu üçüncü kolu sabitliyoruz. Bunlar sabit. Hareketi de şuradan vereceğiz. Şöyle yaptığımız zaman bakın şuradaki kol ileri geri gidip hareket edecek. Hemen bakalım. Evet, bu şekilde bir mekanizma oluşturmuş oluyoruz. Şuradaki 3 tane çizgi görüyoruz bakın burada. Bunun şurada bulunan oklarına tıkladığımız zaman hareketi ters yöne çevirebiliriz. Şimdi bakın ters yöne hareket edecektir. Tekrar tıklayalım. Bu sefer saat yönünde hareket ediyor. Bu mekanizmayı bir kenara alalım. Şöyle seçili hale getirelim. Burada dursun. Şimdi bir başka mekanizma daha bu sefer. Şunu alalım. Şöyle bir piston hareketi yapacağız. Yine uçlarını sabitliyoruz. Bunu da şuraya alalım. Evet. Şuraya tıklayıp burada bir hareket nasıl hareket edeceğine dair tıkladıktan sonra bakın şurada oynattığımız zaman burada piston hareketini, burada ise oluşturduğumuz diğer mekanizmayı görüyoruz. Peki şu ne işe yarıyor derseniz ona da hemen bakalım. Şurada yine bir çubuk oluşturduk diyelim ki. Şuna tıklayıp üzerine geldiğimizde bakın ortasını açabiliyoruz bununla. Şunda ise merkezden hemen böyle şekiller verebiliyorduk. Bunları test edebilirsiniz sizler de.